Bir ayeti kerime var. Aklımda gelen manasını söyleyeyim. Onu okuduğum zaman hani derler ya böyle, ya işte bir şey dinlersiniz. Ulan içim bir güzel oldu, bir hoş oldu diye. Ömer kardeşim yanında ayeti kerime söylemek de haddimiz değil. Yani çünkü kendisi hadis ve ayet konusunda uzmandır. Mesaj olarak sürekli çeker. Komple kütüb-i sitteyi telefondan okuttu bize adam yani. Cenab-ı Hak bize o kadar güzel bir hitabı var ki. Hani en büyük korkumuz Cenab-ı Hakk'ın bize azap etmesi değil mi? Yani cehenneme girmek, kabirde azap çekmek. Ya bunlar bizim hoşumuza gitmeyen, buralara düşmek istemediğimiz şeyler. Ama Rabbimizin hitabı o kadar güzel ki. Mesela düşünün, hep beraber Rabbimizin huzuruna çıktık ve bu huzura çıkmak nerede oluyor? Kur'an'ın karşısına geçmekte oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in karşısına geçiyoruz. Yani Rabbimiz bize hitap ediyor. Bakın orada şöyle buyuruyor. Hakikaten insanın böyle ruhunun en derin yerlerine girip oraları böyle nurlandıran bir ayet. Siz iman eder, şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? İnanın arkadaşlar, şu ayet-i kerimeyi duyduğumda bütün korkularım, endişelerim, kafamdaki böyle ahiretle ilgili o karanlık köşeler, her şey dağıldı. Çünkü bu sözün, bu kelamın sahibi Allah'tı. Cehennemin sahibi Allah'tı. Bakın tekrar ediyorum. Siz iman eder, şükrederseniz Allah size ne için azap etsin? Yani iki tane azaptan kurtulmamız için bir yol gösteriyordu bize. Birincisi imandı. Değil mi? Elhamdülillah. Burada hepimiz iman etmiş, en azından iman etmiş, imanımızı kuvvetlendirmek için buraya gelmiş insanlarız. İkincisi neydi Orhan? Şükretmek. Yani siz iman eder, şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Ve bu hakikaten mükemmel bir pencereydi. Yani insanın ruhunu nurlandıran harikulade bir ayetti. İnsanın unutmaması gereken ve asla ümitsizliğe düşmemesini ihtar eden bir ayetti. Ve Bediüzzaman Hazretleri de Elhamdülillah isimli bir tefsirinde bir yer anlatıyor. Ben de orayı okuyacağım. Acaba evet imanımız elhamdülillah ama şükürde eksik kaldığımız noktalar mı var diye bize anlatmış olduğu, göremediğimiz nimetlere böyle bir perspektif vermiş olduğu bir yer okuyacağım. İnşallah bu okuduğum yerden sonra Rabbimize hamdimiz, şükrümüz daha da genişleyecek inşallah. Çünkü hamd etmememize, şükretmememize sebep olan nedir Orhan? Biz hangi nimetlerle karşı karşıya olduğumuzun farkında değiliz. Yani nimet olarak görmüyoruz ki niye teşekkür edelim. Bakın Bediüzzaman Hazretleri ne buyuruyor? Nuru iman ile bilinir ki, imanın nuru ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki. Mesela su bir nimettir. Yemek, hava bir nimettir. Yürüyebilmek, görebilmek, duyabilmek bir nimettir. Birçok etrafımızda istifade ettiğimiz şeyler nimettir. Ama Bediüzzaman müthiş bir pencere açıyor ve diyor ki nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde üstünde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını, çeşitlerini, nihayetsiz ihsanların, hediyelerin cinslerini ve sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Ne demek bu? Yani sen gerçekten Allah'ın varlığına iman etmiş, şu kainatı bizim için yarattığı noktasında inancın son noktaya çıkmış ise şu kainata bakıyor diyorsun ki Allah'ım benim nimet diye bilmiş olduğum ne varsa kaynağı sensin. Yani yaratıcısı sensin. Öyleyse bir elmanın yenilip bitmesinden ben mahzun olmam. Sevmiş olduğum bir insanın ölmesinden mahzun olmam. Yaşamış olduğum dünyanın harap olup kıyametle fena bulmasından ben mahzun olmam. Ben
bütün sevdiklerimin ölerek benden ayrılmasından mahzun olmam. Çünkü bu nimetlerin kaynağı sensin. Bana bu dünyayı nimet olarak verdiğin gibi daha güzel bir cenneti de verecek olan sensin. Sevdiklerimi ben sevmeden önce yaratan da sensin. Ben neyi sevdiğimi bile bilmezken benim için seveceğim şeyler yaratan da sensin. Öyleyse sen varsan her şey var. İşte itikat insanı bu seviyeye çıkartıyor. Diyor ki bina aleyh, öyleyse bu durumda zerrat-ı alemin adedince. Yani kainatta bulunan bütün atomların sayısınca iman nimetlerine hamdü sena etmek insan üzerine bir borçtur.